Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel kışlık sos tarifi videosu hazırladım. Her sene 100 kavanoz yaptığım ve çok severek tükettiğimiz kızartmalarınızda, ketçap niyetine pizzalarınızda kullanabileceğiniz bu güzel sosumuzun. Hadi lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Sosum için domateslerimi ve karabiberlerimi güzelce yıkadım. Burada 25 kilo sivri armut domatesim var, 10 kilo da karabiber kullanacağım. Sizler dilerseniz tabii ki karabiber miktarını da artırabilirsiniz veya daha az da ekleyebilirsiniz. Sadece domatesle de yapabilirsiniz bu sosu. Şimdi artık domateslerimi hemen kesme işlemine geçiyorum. İlk önce ortadan ikiye kesiyorum. Kabuklarını soymuyoruz. Kesmiş olduğum parçaları da dört parçaya bölüyorum. Ortadaki yeşillik kısmını da alıyorum. Kevgirden sonrasına geçirmeyeceğimden dolayı ben ortadaki yeşili alacağım. Sizlere kesme tahtasında ilk önce gelişi güzel göstermek amaçlı bu kısımları gösteriyorum. Ben fazla sos yapacağım için oturarak ve büyük kaplarda yapacağım. Domateslerimi gelişi güzel iri parça olarak kestim ve şimdi karabiberimi de nasıl keseceğimi sizlere gösteriyorum. Tekrar belirtiyorum. Ben kevgirden sonrasını geçirmeyeceğimden dolayı ortadaki çekirdeklerinden tamamen çıkartıyorum. Sosumuzun içinde çok fazla biberlerin çekirdekleri hoş görünmediği için olabildiğince ben temiz ayıkladım biberlerimi. Gördüğünüz gibi çok fazla ufak olmayacak şekilde karabiberlerimi de doğradım. Doğramış olduğum biber ve domateslerimi tencereme alıyorum. Alt katına domates, orta katına tekrar karabiber, üst katına domates ve tekrar karabiber olacak şekilde sıralı olarak tencereme yerleştirdim. Ocağımızın altını yakıyoruz. Tenceremin de kapağını kapatacağım ki daha güzel sulanması için kaynayıp sosun üzerine suyu çıkana kadar kapağı kapalı olarak kaynatacağım. Bu arada domatesi tencerenizi ocağa koymadan önce dibini kontrol edin. Eğer suyunu salmamışsa dibinde yapışmalar ve yanmalar olabilir. O zaman çok az su ekleyin tencerenizin dibine. Kapağı kapalı olarak tenceremde suyunu üzerine salana kadar pişirdim. Artık kapağını kenara alıyorum. Kapaksız olarak yaklaşık 50 dakika kadar kaynattım sosumu. Yeterince yumuşadıktan sonra bu aşamada blenderdan geçiriyorum. Ocağımın altını kısarak bu aşamada ocağımın üzerinde blenderdan geçirme işlemini yapacağım. Kevgirden geçirmeyeceğim için blenderdan geçirme işlemini iki kere yapıyorum ve bu sayede daha güzel pürüzsüz bir sos kıvamı elde ediyorum. Sizler dilerseniz ilk blender geçirdikten sonra kevgirden geçirerek tekrar kaynatma işlemi yapabilirsiniz ama inanın hiç gerek kalmıyor. İlk blenderdan geçirme işlemini yaptım. Sosumu da görüyorsunuz. Çok güzel pürüzsüz bir kıvam oldu. Tekrar kaynatmayı alacağım. Yaklaşık 50 dakika kaynattım. Blenderdan geçirdim ve 10 dakika daha kaynatacağım. İkinci kez blenderdan tekrar geçireceğim. Sosum kaynamaya başladıktan 50 dakika sonra blenderdan geçirdim. 10 dakika daha kaynattım ve üzerine 2 büyük baş ezilmiş sarımsak ekliyorum. Sarımsaklarımda biraz iri kıyım ezdiğim için tekrardan blenderdan geçireceğim. Sarımsağım bayağı büyüktü. 2 baş kullandım. Sizler dilerseniz daha ufak sarımsaklarınız varsa 3 baş da ekleyebilirsiniz. Sarımsaklı sosa çok yakışıyor. Eklemeseniz de olur. Sadece domates ve karabiberle de bu sosunuzu yapabilirsiniz. Sosumu 10 dakika daha kaynattıktan sonra tekrardan blenderdan geçiriyorum. Yani toplamda 1 saat kaynatmış oluyoruz. Artık blenderdan geçirmeyeceğim. Sadece kaynatmayı alacağım. Sosun fazla olduğundan dolayı ve ben sosumu daha koyu sevdiğim için biraz süreyi uzattım. Tabii ki sizler daha az malzemelerle yapacaksanız daha erken kaynama işlemi olacağı için süre kısalabilir. O sebeple lütfen sizler kendi yaptığınız malzemeye göre saati ve süreyi tutabilirsiniz. Sosunuzu blenderdan geçirdikten sonra da koyulaşma oluyor. O sebeple mutlaka sık sık karıştırmayı ihmal etmeyin. Aksi halde dibine yapışır. Başından ayrılmadan ara ara karıştırıyorum. Yaklaşık sosumu kaynatmaya başladıktan sonra 1 saat 10 dakika geçti. Üzerine 1 çay bardağı dolusu turşuluk kaya tuzu ekliyorum. 1 su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Sizler zeytinyağı yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Sosuma
1,5 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. Sosumuzun asitlenmemesi ve ketçap lezzetinde tat vermesi için, tabii ki sizler damak tadınıza göre artırabilirsiniz şeker miktarını. Malzemelerimi ekledikten sonra sosumu tekrar karıştırıyorum ve tuz miktarını da kontrol ederek ekleyeceğim. Bir çay bardağı az geldiyse sonrasında tekrardan ekleme yapacağım. Sizler de kontrol ederek tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Sonrasında sosumun lezzetini kontrol ettim ve yarım çay bardağı tekrardan tuz ekledim. Yani toplamda 1,5 çay bardağı tuz eklemiş oldum. Malzemeleri detaylı şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. Sosumuza tuz, zeytinyağı ve toz şekeri ekledikten sonra da yarım saat kadar kaynattım. Sosu koyu sevdiğim için ben biraz fazla kaynattım. Toplamda 1 saat 40 dakika kadar kaynattım. Tabii ki kapağı kapalı olarak da kaynayana kadar da bir yarım saat kadar zaman geçti. Toplamda 2 saat 10 dakika kadar sosumu kaynatmış oldum. Yine de ben size detaylı şekilde açıklama kısmını ekleyeceğim. Kaynar sularla yıkamış oldum kavanozlarımı ve kapaklarımı, güzelce kuruladım, tezgahıma hazır ettim. Kavanozlarımızın da ağız kısmının çok fazla kirlenmemesi için de huni kullanacağım. Sosumun altını kıstım, tamamen kapatmadan kavanozlara boşaltma kısmını yapacağım. Evet, kavanozlarıma soslarımı dolduruyorum. Kavanozlarımın kenar kısımlarına bulaşan sosum varsa onları da güzelce peçete yardımıyla siliyorum. Temiz sıfır kapak kullanıyorum. İki geri bir ileri olacak şekilde sıcakken hemen kaynar halde kavanoz kapaklarımızı kapatıyoruz. Bir iki kavanozumu sizlere göstermek amaçlı bezsiz olarak kapattım. Tabii ki kaynar olduğu için eliniz yanar. Mutlaka bezle kapatmaya özen gösterin. Kavanozlarımı kapaklarını da kapattıktan sonra bir gece tamamen soğuyana kadar ters olacak şekilde beklettim. Üzerine bez veya sofra bezi de kapatabilirsiniz. Tamamen soğuduktan sonra soslarımı kontrol ediyorum. Kapakları içine doğru çökmüş ve eğer şişme yoksa serin, güneş görmeyen yerde soslarımı muhafaza ediyorum. Toplamda 50 kavanoz sos elde ettim. Tabii ki çoğunlukla ufak kavanozlara doldurdum sosumu. Sizlerin kullandığınız domatese veya kullandığınız kavanoza göre bu sayı miktarı değişebilir. Bir tane kavanozumun kapağının kenarda hava aldırdıktan sonra sizlere de yakından kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel koyu tam kıvamlı sos elde ettim. Sizlere de mutlaka gönül rahatlığıyla bu sosu tavsiye ederim. Pizzalarınızda veya kahvaltılarda ketçap niyetine ekmeğin üzerine sürebileceğiniz çok güzel bir sos oluyor. Ayrıca fırın yemeklerinde ve çorbalarda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir sos. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenerek kanalıma destek olmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.